Antep'te bir kızımızı arıyoruz. Sevgili Görkem, Akın Görkem iki ismi var. Görkem'in kız kardeşi askerden izin alıp, komutanından izin alıp buraya gelmiş. Kız kardeşini aramak için buraya gelmiş. Annesinden şüpheleniyor. Annem de bir garip davranıyor. Benle beraber gelip aramadı kız kardeşimi diyor. Önce sevgili Helin'in şeyini çağıralım, erkek kardeşini çağıralım, Akın Görkem'i çağıralım, sonra annesine soracaklarım var. Kafam annesinde kaldığı için Görkem'in adını bir an hatırlayamadım. Sevgili Gaziantep'te Akın Görkem gelsinler, buyursunlar bakalım nasıl, inşallah Helin'i bulacağız. Gel lütfen Akıncığım. Selam var. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Görkem gel, geç yerine bakalım. Sen askerdeyken öğreniyorsun kız kardeşinin kayıp olduğunu Antep'te ve kızımız bu arada 15 yaşında sevgili izleyiciler. Evet. 15 yaşında kızımız, bugün 10. gün oldu zannediyorum. 10 gündür kayıp, ortalıklarda yok. Annesiyle o sabah bir tartışma yaşıyor. 10 gün önce arkasından da bakkala bir şeyler alacağım diye gidiyor. Evet. Onunla ilgili farklı rivayetler de var. Yani farklı şeyler duyuyor çünkü Akın Görkem ailesi annesinden. Dolayısıyla annesinden, dayısından, ailesinden şüpheleniyor. Başına bir şey getirmiş olabileceğini düşünüyor. Dün ne konuştuk bir hatırlayalım mı? Arkasından hemen seninle konuşmaya başlayalım. Hatırlayalım. Hatırlatmaya girelim arkadaşlar. Yetişmemiş mi? Bana bir zahmet söyleseydiniz, özür dilerim. Yani henüz arkadaşlarım onu yetiştirememişler. Nasıl olmuş onu anlamadım. Ben özür diliyorum onlar adına sizlerden. Şimdi ama şöyle yapalım. Kız kardeşinin kaybının annenle bir bağlantısı olabileceğini düşünüyorsun. Doğru mu? Evet. Neden böyle düşünüyorsun? Yani 15 yaşındaki bir kız çocuğunu bir anne... Yani şu şekilde düşünüyorum. Hı. Yani ben 100 kere dedim ki yani kızına ne telefonu verme. Hani 15 yaşındaki kız sosyal medyada 24 saat aktif. Evet. TikTok'ta da 24 saat aktif. Evet. Ben daha önce yakalamıştım bunu, kendisi de biliyor. Kimle yakalamıştım derken? Telefonla yani Instagram'ım. Konuşurken yakalamıştım. Bir erkekle konuşurken. Evet. Onu da anneme söylemiştim. Annem telefonu elinden almıştı. Aha. Ondan sonra da telefonu geri, yani bir ay falan geçmeden tekrar telefonu geri istemişti annemden. Aha. Annemin telefonunu kullanıyor. Benim telefonum falan kullanmıyordu. Ya şunu söylemeye çalışıyorsun. Ben işte bir ay önce herhalde izne gittin. Yani işte ben kardeşimle ilgilendiğimde, baktığımda başkasıyla erkeklerle görüştüğünü görüyorum. Annem evde, nasıl görmedi? Ve görmediyse neden, yani neden müdahale etmedi? Telefonu kardeşim benden hep saklardı. Senden saklıyordu. Evet. Annenden de saklıyordu belki. Annenin belki haberi yoktu. Ben telefonu ver derdim. Aha. Yani bakayım hele derdim. Sen yani şakasına derdim. Telefonu ver hele derdim. Aha. Bakayım derdim. Kimle konuşuyorsun sen diye. Evet. Telefon direkt vermezdi bana. Bağırırdı. Bağırırdı. Evet. Bağırırdı. Telefonu vermezdi yani. Bana peki vermezdi. Sen kardeşinin sosyal medyaya girmesiyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kız kardeşine sahip çıkmaya çalışırken, özür dilerim, annen ne yapıyordu? Yani anneme söylemiştim ben zaten. Kızına ne telefonu verme. Verme. Şunu merak ediyorum. Sevgili Akın mı diyeyim, Görkem mi diyeyim? Fark etmez. Akın diyeyim. Sevgili Akıncığım, sen bu kadar 15 yaşındaki, sen de daha 19 yaşındasın çünkü 20 yaşına girmişsin. Yani evet. Sen bu kadar kız kardeşinle bu kadar çok ilgilenirken annen ilgilenmiyor muydu bir tane? Onu anlamaya çalışıyorum. Annem ilgileniyordu ama ben anneme yani iyilikle ne söylüyordum? Telefonu verme diye yani. Çocuk yani 15 yaşında. Evet. Hani ben o TikTok'ta da hatta videosunu falan atmıştım şeyi. Uh-huh. Kimle konuştuğunu falan diye. Evet. WhatsApp'tan. Uh-huh. Orada zaten kendinden büyük adamlar var. Kendinden büyük erkeklerle. Evet. Ne yazışıyor senin yani zaten 15 yaşındaki bir çocuk kendisinden büyük erkeklerle görüşemez. O ayrı bir şey ama anladığım kadarıyla onlarla yazışmalarından da rahatsız olmuşsun. Ne yazıyor mesela çünkü onlara? Ben ilk yakaladığımda evet. Yani o çocuğu biz yakalamıştık zaten. Şu an o çocuk nerede değil onu bilmiyorum. Helin ne yazışıyordu kendisinden çok yani, büyük bir erkekle? Sevgili miydi? Sevgiliymiş. Yani ben o şekil okudum. Ondan sonra da iki gün sonra tekrar telefonu... Özür dilerim, adam kaç yaşında? Yani oğlan 20 yaşındaydı bu bizim yakaladığımız oğlan. Ha. Yani bu çok oluyor bu olaya yani bir sene falan oldu. O zaman 14 yaşında yani evet. O yine olmaz. Yani... Konuşuyordu. Hı. Ben anneme söylemiştim hatta boyundan büyük adamlarla konuşuyor demiştim. Anne ne yaptı? Annem telefonu elinden alıyordu. Evet. Ama 2 dakika 5 dakika geçmeden kız telefonu geri alıyordu.
Allah Allah. Tekrar yani bir türlü annen o kontrolü sağlayamıyordu diyorsun. Şöyle yapalım. Annesi Nurgül Hanım geldi. Antep'ten buraya geldi. Bir davet edelim kendisini. Hazır mı Nurgül Hanım? Nurgül Hanım bir gelsin. Kızını birlikte arayacağız. Yine de ben annesi... Yani annedir yani bilmiyorum gereğini yapmıştır diye düşünüyorum ama sen de annenin rahatlığından şüpheleniyor sevgili Akın. Annesinin rahatlığından şüpheleniyor. Nurgül Hanım gelsin lütfen Antep'ten. Geldi zaten burada da. Gel Nurgül Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel oğlun yanına gel. Oğlun sana benziyor bayağı. Ama sana bayağı yan yana mı oturayım karşı karşıya mı oturtayım? Bir şey olmaz. Fark etmez yani. Sen bir karşıya geç lütfen Nurgül'cüğüm. Birbirimizin gözünün içine bakın öyle rahat bir şekilde. En ucu oturur musun bir tane? En ucu otur lütfen. Kızın nerede? Kızım ben sabahleyin işe gidecektim. Hı hı. Ben bir karşıya geçeyim senin böyle olmayacak. Ben de seninle göz göze konuşmak istiyorum çünkü. Geçeyim ben karşıya. Evet. Bir dakika. Kızın nerede Nurgül'cüğüm? Sabahleyin ben işe gidecektim. Otobüs kartıma dedim ki ne o günler şeye gitmiştik bizim bir akrabalara hasta görmeye gitmiştik. Hasta görmeye gidince otobüs kartımı acaba montun cebinde mi unuttum dedim. Baktım montun cebinde değil oraya baktım buraya baktım. Dedim Allah Allah ben bu otobüs kartımla da gideceğim falan dedim yatıyordu herinde. Bize de hesap kartı söylediler. Bir dakika bir dakika ondan sonra baktım ki ne cüzdanıma koymuşum. Cüzdanıma koyunca hesap kartımı göremedim. Hesap kartımı göremedim dedim. İçeri girdim yatak odasına gittim baktım. Şuraya baktım buraya baktım yok acaba dedim öbür odaya mı koydum dedim kendi fikrimle. Önce kaybettiğini düşündün. Önce, maaş kartından bahsediyoruz. Bir yere koyduğumu düşündüm yani. Şu notları da alayım seninle ekibin yaptığı görüşmelerde burada onları da bir alayım lütfen. Tamam devam et anlat. Ondan arkadaşlar sonra, burada notlar tamam söyle. Ondan sonra baktım göremedim Helin dedim. Helin'i kaldırdım. Evet. Yani böyle şey yaptım. Helin dedim. Helin ha dedi oturdu. Döşeğin üzerine sobanın yanında. Ama kızın rengi bir tuhaftı. Yani benim bildiğim... Ya sen kartını Helin'e kızına sorduğunda Helin'in yüz ifadesi şey bir garipti yani. Evet benim kızım öyle değildi. Hemen kalkardı bakardı etrafa nerede anne şurada anne burada anne derdi. İki sefer üç sefer tekrarladım. Kızım kartım nerede dedim. Bilmiyorum anne. Vallahi billahi bilmiyorum anne dedi bana. Ondan sonra... Gergindi diyorsun. Gergindi bayağı rengi sapsarıydı. Bir tuhaftı. Elinde benim... bir telefon falan var mıydı? Telefon vardı elinde herhalde. Bir tane telefon vardı ama telefon bozuktu. Hayır sen öyle gergin gördüğünde çocuğun elinde bir telefon yok, var biriyle hayır, mi? Sabah hayır. Saat kaçtı? Sabah saat 9 arası falan işe gidecektim ben. 9 sıraları. İşe mi 9'da mı gidiyorsun? Onda başlıyorum ben. Oğlum bir şey ben. Soruyor. Onda başlıyorum ama ben 9'da kalktım. Kine biraz otobüse binip gidene kadar anca onu olur. Gidiyor. Sen erken gitmiyor musun annesi? Bir dakika ya. Sen işe erken öbür gitmiyor musun? Öbür işe gidiyorum ben. Ne işi? O şey bulaşıkçı. Tamam. O ayrı. Kızım 9:30, 10'da çık. Beni konuşturmuyorsun ki Nakan. Ben haklı, ben söylüyorum işte. Ben konuşuyorum. Tamam konuş. Ondan sonra kartı sorduğumdan şey yaptım da hayır filan dedi. Oturdu kalk kızım ara dediğimde benim kızım kalkar bakardı yana bakardı yöne bakardı anne nerede derdi yani panik yapardı kendi kendine panik yapmadı. Ben işe gidiyorum şu durumda dedim kendisine ben gelene kadar bu kar çıkacak dedim öyle örttüm kapıyı gittim. Anne normalde erken mi gidiyor onu söylemeye mi çalışıyorsun? Normalde şey erken gidiyor. Ona başka iş olmayınca o işlere başvuruyorum yani. İşim mesela olmayınca bulaşıkçı ondan sonra ne iş olursa onu yapıyorum. Senin kızınla aran nasıldı? İyiydi. Nurgül'cüğüm. İyiydi. Bir kavgan mavgan hayır, çocukla bir gerginliğin. Hayır. Peki hayır. Senin kardeşlerinle arası nasıldı? İyiydi abilerimle. Aile apartmanında mı oturuyorsunuz? Evet babamın ev evi. Ev iki katlı zaten. Ev iki katlı. Babanın evinde oturuyorsun. Evet. Alt katta mı abin oturuyor? Abimle oturuyor ondan bir sıkıntısı bir var bir şey yoktur. Daha niye o zaman aşağıdan yukarıya hayır. Çıkmıyordu hiç? Oturuyor yengesinden niye ilgileniyor. Niye aşağıda oturuyor yukarı yengesinden çıkmıyor? Yengesinden ilgileniyor. Oturamaz. Kız Sara hastası. Ben izin vermiyorum. Yukarıda bayılır. Tamam yukarıda nenesi kızım de var. Kızım ben Sara hastası. Nenesi de var. Tamam nenesinin bunun halası da var. O yengesinden kafası uyuyor. Amcası da var. Hayır yengesinden. Sen ayrıldın diye bu kız görüşemeyecek mi? O yengesinden kafası uyuyor. Sürekli benim kızım orada büyüdü. Orada yetişti. Nerede büyüdü? Dayıda mı büyüdü? Dayıda büyüdü. Dayı büyütmedi. Nenem büyüdü. Dayıda büyüdü. Yukarıda büyüdü. Onlar ilgilendi. Onlar şey yaptı. Tamam 10 günden beri o zaman bu kızın nerede? Nerede? Ne bileyim ben nerede? Sen benden daha iyi bilmen lazım. Hayır bilmiyorum. Ben bilsem ben ciğerimi ben kendim getiririm.
Ben sizinle halde büyüttüm. Ben sizinle halde büyüttüm. Şimdi konuyu ona çevirme. Tamam mı? Tamam, bir gün kayboldu, ikinci gün kayboldu. Onun bunun bulaştığını, onun bunun işini tutaraktan. Tamam, o da benim tamam bacım işte. Ben o bulunmadan... Neyin olmadan yaptım ben size. Tamam, o bulundu mu zaten sana verilmiyor o zaman. Ona geçtim. Arkadaşlar WhatsApp'a bakar mısınız lütfen? O iş bitti, öbürüne geçtim. Niye? Sizi kimseye muhtaç etmeyeyim tamam diye. Tamam da kızın nerede o zaman? Tamam, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Ben de arıyorum. 10 gün oldu bugün. Ben de arıyorum. Ben de çabalıyorum. Tamam, dua et kızın başına bir şey gelmesin. Ben anne değil miyim? Tamam, ben de abisiyim. Benim kızım sana... Arkadaşlar lütfen beni dinleyin. Biz şu anda Görkem'in adını Görkem demiyoruz. Akın diyor. Anne de Akın dediği için Akın diye yazıyoruz. Dolayısıyla lütfen KJ'lere Akın yazar mısınız? Ve dediğim KJ'lere de yazar mısınız lütfen? Çok rica ediyorum. Onunla.